500 yıl önce bir mimar, çağının ötesinde bir dizi teknik kullanarak mimaride yeni bir çağ açar. Hareketli eklemlerle antisismik dev bir cami. Modern yapılardan 3 kat daha esnek minareler ve sesi 4 kat daha uzun tutan akustik tasarım. Peki tüm bu gizemli tekniklerin gerçek izahı ne? Bir yeni çağ mimarı çağının ötesinde bir teknolojiyi nasıl kullanır? Ve inşa ettiği onlarca esere başka hangi şifreler saklar? Süleymaniye'nin plan şeması birebir aynı. Toplamda 68 bin ton. Bütün problemler için çözümleri yoktu. Dünyanın hiçbir yerinde görmeniz mümkün değil. İşte bu gerçek bir dehanın göstergesi. Mimar Sinan'ın dehası hangi sırları saklıyor? Mimar Sinan 16. yüzyılda 9 milyon kilometre karelik bir coğrafyada 400'e yakın mimari eser inşa eder ve 100'ün üzerinde eseri restore edip tamamlar. 81 cami, 55 medrese, 48 hamam, 20 kervansaray, su yolları, köprüler ve türbeler. Hepsini 50 yaşından sonra yapar ve bir asırlık ömründe Osmanlı mimarisini zirve noktasına tek başına taşır. Fakat tek bir inşaatında bile 164 cilt defter tutup tüm ayrıntıları yazan Mimar Sinan, kullandığı hiçbir inşaat tekniğini açıklamaz. Gerisinde onlarca şaheserle birlikte bir dizi mühendislik gizemi bırakır. Profesör Hikmet Kırık, 30 yıldır toplumu ve tarihi inceliyor. Ve şimdi tarihin en büyük mimari dehasının izlerini çıraklık, kalfalık ve ustalık eserlerinde araştırmaya karar veriyor. Mimar Sinan neredeyse kariyerinin her yılı 8 ayrı inşaat projesini yönetti. Ancak bu yetenekli baş mimarı sıra dışı kılan yönü inşa ettiği eserlerin sayısı değil, kullandığı gizemli teknikleriydi. Bilinmeyen işlemler, gizli formüller ve gerisinde hiçbir çizim kalmayan bir dizi inşaat tekniği. Tüm bunlar birer efsane mi yoksa Mimar Sinan gerçek bir deha mıydı? Cevap şaheser üçlemenin ikinci adımında Süleymaniye'de yatıyor. Haziran 1549, İstanbul. Koca Sinan 59 yaşındadır. 1538'de Prut Köprüsü'nü inşa ederek baş mimarlığa yükselişinin üzerinden 11 yıl geçer ve bir yıl önce Şehzade Camii'nin inşasını tamamlayarak İstanbul'daki ilk anıtsal eserini tamamlar. Fakat bu kez Sinan'ın karşısına çok daha büyük bir fırsat çıkar. Doğrudan Osmanlı tarihinin en büyük padişahı adına yapılacak ilk ve tek camiyi inşa etme görevi. Süleymaniye'yi. Süleymaniye Camii hocam 1550 yılında başlıyor, 1557 yılında bitiyor. Süleymaniye Camii büyük bir külliye. Salis, sadis medreseleri, hamam, efendim tapahane, kütüphane hepsi müteşekkil. Süleymaniye Camii diğer camilere nazaran daha sadedir. Mesela diyelim ki hat sanatı azdır ama ender hat sanatlarından biridir. Çinileri azdır yine ama ender çinilerdendir. Pencerelerdeki vitray, bırakın Süleymaniye, dünyanın hiçbir yerinde görmeniz mümkün değil. Osmanlı coğrafyasındaki en büyük cami Süleymaniye Camii'dir yani. Onun için de zaten muhteşem Süleymaniye ihtişamıyla kendini ortaya koyuyor. Süleymaniye Camii 70 hektarlık bir alana 15 farklı yapıdan oluşan külliye ve cami olarak inşa edilir. Cami ana yapısı 69 metreye 63 metre uzunluğunda ve kuzeybatı cephesinde 2500 metrekarelik bir avlusu var. İkisi 56 metre, ikisi 75 metre yüksekliğinde dört minaresinin her biri Pisa Kulesi'nden daha yüksek. Yerden 53 metre yüksekliğindeki ana kubbesi ise 27,5 metre çapında. Yani iki tenis kortu genişliğinde.
ana kubbesini iki yarım kubbe tamamlıyor ve cami üzerinde irili ufaklı toplam 25 kubbe yer alıyor. Kanuni malumunuz Osmanlı'nın zirve yaptığı padişah. Zirve yapan padişahda zirve bir cami lazım, yani ihtişamlı bir cami lazım. Kanuni Sultan Süleyman'ın Mimar Sinan'dan istediği şey cami en büyük olacak, en ihtişamlı olacak, ilelebet ayakta duracak. Süleymaniye devrinde muhteşem olarak anılan Sultan Süleyman'ın kendi adına yaptırdığı tek camidir. Sinan hayatının en önemli görevini aldığının farkındadır ve devasa boyutlarına rağmen asırlarca ayakta kalabilecek bir sağlamlığın ilk olarak doğru yer seçiminden geçtiğini de biliyor. Bugün modern inşaat teknolojilerinde iyi bir binaya yaklaşık 100-150 yıl ömür biçilir. Bunun anlamı 150 yıldan sonra binanın sağlamlığı garanti edilemez. Fakat Mimar Sinan Sultan'a kıyamete kadar ayakta kalacak bir bina vaat eder. Hem de depremleriyle ünlü bir şehirde. Bunun için ilk önce doğru yer seçimi yapmalıdır. Romalılar İstanbul'u bugün Fatih ilçesi sınırlarında kalan Yeditepe üzerine kurar. Bu yüzden İstanbul Yeditepeli şehir olarak anılır. Bu tepeler aslında kaya zeminlerdir ve sur içinde depreme en dayanıklı noktalardır. Mart 532, Konstantinopolis. Roma ikiye bölünmüş ve Batı Roma yıkılmıştır. Doğu Roma'nın başkenti İstanbul'da tahta genç imparator Justinianus oturmaktadır. Şehrin yarısını küle çeviren kanlı Nika isyanını güçlükle bastıran imparator, iktidarın sembolü olarak yeryüzünün en büyük mabedini yaptırmaya karar verir. Ayasofya. İnşaatın başına çağın iki dahi matematikçisi getirilir. Tralleslı Anthemius ve Miletli Isidoros. İki zeki adam kendilerinden istenenin farkındadır. Daha önce yapılmamış büyüklükte bir mabet inşa etmek ve dünyanın en büyük kubbesiyle yapıyı örtmek. Bunun için ilk iş olarak şehrin en eski merkezi olan Sarayburnu Tepesi'ni seçerler. Roma'nın tüm olanakları seferber edilen inşaata klasik yöntemi takip edip devasa bir mahzen kazarak başlarlar. Sinan farklı bir yoldan gider. Süleymaniye için İstanbul'un 3. tepesi seçilir ve ilk kazma 1549'da vurulur. Mimar Sinan ilk iş olarak 108 bin metrekarelik arazide 150 metreye 70 metre ölçülerinde 6 metre derinliğinde bir temel çukuru kazdırır. 100 bin tondan fazla toprağın hafriyatı 1,5 yıl sürer. 1,5 yıl süren ön hazırlık çalışmasının ardından 13 Haziran 1550'de Süleymaniye'nin inşası resmen başlar. Ancak kısa bir süre sonra Sinan'ın planı akılları karıştırır. Çünkü temel taşı konulduktan sonra 2 yıl boyunca dışarıdan bakıldığında inşaatta gözle görülür hiçbir ilerleme kaydedilmez. Hatta Evliya Çelebi yapının 3 yıl boyunca toprak üstüne çıkmadığını yazar. Fakat o da gerçek sebebini bilmez. Sinan sırrını sultana bile açıklamaz. Bu Süleymaniye Camii'nin inşaatının bir kırılma anı. Diyelim ki bu Süleymaniye Camii'nin yapılacağı alanın kesiti olsun. Gravel kayalıklar zemine 9 metre mesafede. Mimar Sinan burada 6 metrelik bir kazı çukuru oluşturuyor. Daha sonra yapının kendi ağırlığının 2 katı zemin yükü buraya oluşturuyor kalan 3 metreye. Ve bu şekilde 2 yıl bekliyor. Ve zemin burada artık sıkışmış oluyor. İnşaatına başlayacağı zaman da bunu temel altı kazıklarla destekliyor. Oradaki 3 metre mesafedeki toprak dolguyla altı gravel kayalıkları temeli birbirine kenetlemiş oluyor. Ve temel altı kazıklarını yaparak temel için düz bir zemin oluşturuyor. Aradaki toprak dolgu temel altı kazıklarla binaya bir esneklik sağlıyor. Ve bu şekilde de taşı sisteminde hasar görmeden günümüze kadar ulaşmıştır. Mimar Sinan, yumuşak zemin sorununu çözmek için şehrin kayalık zeminlerini seçer ve açtığı temel çukuruna dev kazıklar çaktırıp kayalar yığarak 2 yıl boyunca toprağı metrekare başına 10 ila 15 tonluk bir basınca maruz bırakır.
Böylece zemini gelecekteki yüzey geriliminden çok daha fazlasıyla güçlendirir ve inşaata hazır hale getirir. Koca Sinan, Süleymaniye için doğru yer seçimi ve zemin etüdüne ek olarak kazık temel tekniğini de kullanır. Süleymaniye'nin temeline 30 bine yakın kazık çakar ve 2 yıl sonra temel harcını bu kazıkların üzerine atar. Ancak temel belli bir yüksekliğe ulaşınca Sinan sıra dışı bir karar alır ve temeli 20'şer santimlik basamaklar halinde daraltmaya başlar. Bu Sinan'ın sağlamlık için ikinci kozudur. Ampatmanlı temel. Sinan Süleymaniye'de düz temel yerine basamaklar halinde genişleyen piramidal bir temel kullanır. Böylece binanın zeminle temas ettiği yüzeyi tam 2 katına çıkartır. Cami ana yapısında sadece duvarlar üzerine binen 36 bin tonluk yük, metrekare başına 10 tonluk bir basınç yapması gerekirken, Sinan ampatmanlı temelle bu yükü 5 tona düşürür. Ve dev caminin toprağa yaptığı basınç sadece 5 kamyonun basıncına eşdeğerdir. Ampatmanlı temel binanın zemine olduğundan daha hafif şekilde oturmasını sağlarken, aynı zamanda deprem anında binaya Hacı Yatmaz gibi davranma kabiliyeti de kazandırır. Ancak sağlamlığın önündeki tek sınav temelin tasarlanması değil, aynı zamanda korunmasıdır da. Bu yüzden Sinan'ın önünde aşması gereken bir engel daha vardır. Korozyon, yer altındaki gizli tehlike, yağmur ve yeraltı sularının temeli çürütmesi. Sinan'ın büyük eserleri dolgu zemini üzerindedir. Bu yeraltı suyunun binaya gelmemesi için bu dolgunun üzerine dehlizler yapar. Ben bu dehlizin içine girdim. Bu suları toplanır. Kuyulardaki sular taşınca buradan akar, tapanenin önünden akıtılır. Yapılan kanallarda harçla falan yapılmaz. Ve de o kanalların binanın içine giren kısımları da kemerle yapılır. Sinan Süleymaniye'nin altına karmaşık bir tünel ve drenaj hattı kurarak zeminde biriken suyu binadan uzaklaştırır. Bu tünellerde biriken su önce külliye içindeki bir havuzda toplanır ve kuş uçumu 350 metre uzaktaki Halice drenaj edilir. Bugün Sinan'ın Halice uzanan tünellerinin nereden geçtiği bilinmiyor. Ancak cami altındaki girişleri hala açık durumda. Günümüzde yapıların zemin suyundan etkilenmemesi için PVC esaslı malzemelerle drenaj hatları yapılır. Mimar Sinan Süleymaniye eserinde bu sistemi kanallar vasıtasıyla yapmış, yüzlerce kanal yapmış, bunları bir yerde toplayarak Halice tahliyesini sağlamış. Şimdi biz bu kanallardan bir tanesini birlikte göreceğiz hocam. Evet hocam, size anlık görüntü çekeceğim. Buradan izleyebilirsiniz kanalın içini. Evet, kafi biraz yukarı alabilir miyiz? Tabii. Evet, hocam burada görüyorsunuz kemerli yapılarla geçilmiş bu kanallarımız. Bu drenaj kanalları aynı zamanda hava kanalı gibi işlev görüp binanın ömrüne ömür katmıştır. Kuru ve temiz. Hava sirkülasyonu olduğu için böcek de oluşmuyor. Sinan, drenaj hattıyla güçlendirdiği ampatmanlı temeli 1552'de tamamlar ve görkemli yapı 3. yılında nihayet toprağın üzerine çıkar. Sinan istediği sağlamlığı elde eder. Ancak devasa boyutlar için güçlü bir temelin tek başına yetmeyeceğinin de farkındadır. Ve dikkatini yeni bir soruna çevirir. Aşılması daha güç ve inşaatın kaderini belirleyecek daha büyük bir soruna. Nisan 1512, İstanbul. Sinan, bir devşirme olarak geldiği İstanbul'da Yeniçeri Ocağı'na katılır. Kayseri Ağarnas'ta bir taş ustasının oğlu olarak dünyaya gelen Sinan'ın mimariye duyduğu merakı, imparatorluğun görkemli başkentinde bir hayale dönüşür. Ve 16. yüzyıldaki herkes gibi onun da hayallerini süsleyen görkemli bir yapı vardır. Ayasofya.
Sinan 22 yaşında bir gençken en büyük ilhamıyla tanışır ve en büyük rakibiyle. Milattan sonra 533 Konstantinopolis. 1000 yıl önce Isidoros ve Anthemius Sinan'ın hayran olduğu duvarları yükseltmekle meşguldür. İki zeki adam o güne dek yeryüzünde inşa edilen en büyük binayı yaptıklarının farkındadır. Üstelik ikisi de mimar değildir. Bu yüzden matematikçi gibi düşünerek yeni bir yaklaşım geliştirirler. 96 metreye 66 metrelik dikdörtgen yapı dev bir haç şeklinde tasarlanır. Tarihte ilk kez ana kubbeyi iki yarım kubbe üzerine oturtmaya karar verirler. Böylece yapının iç hacmini iki katına çıkarırlar. Planları kusursuz görünmektedir. Ancak deneyseldir ve hata yapma şansları yoktur. Sinan'ın başkentteki ilk eseri 1539'da inşa ettiği Haseki Sultan Camii'dir. Hürrem Sultan için yaptığı bu cami aynı zamanda Sinan'ın baş mimar olduktan sonraki ilk eseridir. Sinan hayatı boyunca yaptığı 375 kadar eserin 100'ünü İstanbul'da inşa eder. Fakat Süleymaniye ile ilk kez bir Selahattin Camii inşa etmek üzeredir. Sultanların inşa ettirdiği camiler olan Selahattin camiler ancak bir padişah emriyle yaptırılabilirdi. Sinan'ın çağındaki iki Selahattin Camii, 1470'te inşa edilen Fatih Camii ve 1505'te inşa edilen Beyazıt Camii'dir. Osmanlı geleneğinde sefere çıkmadan ve savaş kazanmadan kendi adına cami yaptıran ilk padişah ise Sultan Ahmet olur. Selahattin camiler birer imparatorluk mimarisiydi. Tıpkı Ayasofya gibi imparatorluk mimarileri devletlerin belli aralıklarla yürüttüğü mega inşaat projeleriydi ve çağı için devasa maliyetler yaratırdı. Justinianus Ayasofya için günümüz rakamlarıyla 6,5 milyar TL harcamıştı ve Süleymaniye 3 milyar TL'ye mal olacaktı. Tüm sorumluluk Sinan'ın omuzlarındaydı ve o en eski rakibi ve en büyük ilham kaynağıyla nihayet yüzleşme fırsatı bulmuştu. Süleymaniye'nin inşası Sinan'ın yarım asırdır beklediği fırsattır. Artık genç bir adamken görüp hayran olduğu 1000 yıllık kadim mabedi geçmek için bir şansı vardır. Ancak zihin dünyasında kadim mabet sandığından daha çok yer etmiş olabilir mi? Ayasofya'nın plan şeması ile Süleymaniye'nin plan şeması birebir aynı. Bu bir rastlantısal bir şey mi? Yani Sinan'ın basit bir taklidi mi? Ve şunu gördüm. Kanuni zamanında Fatih kanunnamelerine şer'i kisve giydiriliyor. Dünyevi kanun şer'i kanun haline geliyor. Baktım ki Justinian buna çok paralel işler yapmış. Kodeksi hazırlatıyor. Kodeks, Doğu Roma'da hazırlatılmış olan Hristiyan hukukudur. Dünyevi kanunları Hristiyanlık kisvesine büründürerek büyük bir imparatorluk ideolojisini kuruyor. Dolayısıyla ben Mimar Sinan'ın Süleymaniye'yi yaparken Ayasofya'nın planını biraz daha mimari zarafet içinde yorumlamasını, Justinian ile Kanuni arasındaki iktidar benzerliğini vurgulamak için bunun yapıldığını düşünüyorum. Bundan Kanuni'nin de haberdar olduğundan eminim. Koca Sinan'ın Süleymaniye'si, Isidoros ve Anthemius'un Ayasofya'sından çok farklı görünse de her iki mabet tasarımsal açıdan birbirini anımsatıyor. Peki gerçekten Sinan tasarımında Ayasofya'yı mı taklit etti? Önümüzde iki tane plan var. Bir tanesi Ayasofya'nın planı, bir tanesi Süleymaniye'nin planı. Bu planlara ilk baktığımızda birbirlerine benziyorlarmış gibi görünüyorlar ama birçok farklılıkları var. Benzeyen aslında şu yönü. Öncelikle Ayasofya'da 4 tane fil ayağının üzerine oturmuş bir ana kubbe, bunu destekleyen 2 yarım kubbe ve onun etrafında oluşan 4 küçük kubbeden oluşuyor. Ve yanlarda da fil ayaklarının arkalarında destekleyici taşıyıcılar var. Aynı mantık Süleymaniye'de de var. Ana kubbe, yarım kubbeler ve onu destekleyen 4 küçük kubbe. Fakat burada ana farklılık Ayasofya'da dikdörtgen bir plan şeması görürken
Süleymaniye'de kare bir plan şeması görüyoruz. Üç tarafı galerilerle çevrili Ayasofya. Süleymaniye'de bu galerileri görmüyoruz. Aslında bu ikisinin arasında taşıyıcı sistem ve iç mekan kurgusu anlamında bir benzerlik var. Ama bunların ikisi de farklı amaçlarda kullanılmak için yapılmış binalar. O yüzden de aslında farklılar. 1552 İstanbul. Mimar Sinan, Şehzade Camii'nde olduğu gibi Roma betonundan 4 kat daha dayanıklı bir harçla Süleymaniye'nin duvarlarını yükseltir. Ancak Şehzade Camii'nin kubbesi 37 metre yüksekken Süleymaniye'nin kubbesi 54 metre yüksekliğe ulaşacaktı. Şehzade Camii'nin minareleri 57 metre iken Süleymaniye'nin minareleri 75 metre olacaktı. Ve Sinan böyle bir büyüklüğün ihtiyaç duyduğu sağlamlığın yapının en küçük birimi duvar örgüsünde saklı olduğunu biliyordu. Mimar Sinan'ın doğal taşları birbirine kenetlemek için kurşun kenet sistemini kullandığını biliyoruz. Peki nedir bu kurşun kenet sistemi? En başından başlayacak olursak birbirine kenetlenecek olan iki adet doğal taşın birbirlerine karşılık gelecek şekilde iki adet delik açılır birer tane olacak şekilde. Ve bir adet metal eleman bu taşları birbirine birleştirecek şekilde yerleştirilir. Ve sonrasında bu kurşun kenet sistemini tamamlamak için bu görmüş olduğunuz eritilecek olan kurşun malzemeleri kullanılır. Taşta açılmış olan delikte boş kalan kısımlar tamamen kurşunla doldurulur. Bir deprem anında da taşların çok az da olsa bu şekilde görüldüğü gibi hareket etmesine izin vererek aslında bir esneklik de sağlar. Mimar Sinan da bunu çok iyi bildiği için Süleymaniye özelinde 44.085 adet metal eleman ile yaklaşık 42.000 kilogram kurşun kullanarak doğal taşları birbirlerine kenetlemiştir. Yapı oldukça sağlamlık ve esneklik kazanmıştır. Bu sayede de günümüze kadar bu şekilde gelebilmiştir. Mimar Sinan Süleymaniye'yi 180 bin metreküplük bir yapboz gibi inşa eder. Kurşun kenetlerle birbirine bağlanan kesme taşlar olası bir sallantı anında hareket eder ve yığma taştan oluşan dev yapı antisismik bir davranış gösterir. Tokyo'daki gökdelenlerde kullanılan hareketli eklemlerden 500 yıl önce Koca Sinan depreme karşı dayanıklı bir yapı tasarlar. Fakat Sinan'ın inşa ettiği yapılarda depremlere karşı aldığı tek önlem bu değildir. Sinan inşa ettiği bazı binalarda statiği kontrol etmek için örnekleri Selçuklu mimarisinde de görülen döner sütunları kullanır. Bunun örneklerinden biri Sinan'ın 1580'de Üsküdar'da inşa ettiği Şemsipaşa Camii'nde görülebilir. Bu sütunlar döndüğü sürece binanın statiğinde bozulma yok demektir. Bakalım dönüyor mu? Binanın statiğinde 5 asırdır bozulma yok. Mayıs 1552 İstanbul. Sinan'ın Süleymaniye'de vaat ettiği büyüklük ve sağlamlık hedefi bu kez en zorlu sınavını vermek üzeredir. Sinan sadece Osmanlı coğrafyasının en büyük yapısını inşa etmez, aynı zamanda en yükseğini de yapacaktır. Ve statikle imtihanında bu kez aşılması gereken engel minarelerdir. Minareler caminin en zor parçasıydı. Çünkü bu devasa yapılar hiçbir çelik konstrüksiyon kullanılmadan yığma taş usulüyle 24 katlı bir bina kadar yükselecek ve sadece 4,5 metre çapında olacaktı. Bu kadar ince ve bu kadar yüksek yapılar 16. yüzyıl için bile iddialı bir hedefti. Üstelik olası bir deprem en çok minareler için tehdit oluşturacaktı. Yarım asır önce 1509'da küçük kıyamet olarak bilinen ve şehri yerle bir etmiş büyük bir deprem olmuşken bu büyük bir riskti. Burası Süleymaniye'nin 75 metre uzunluğunda 3 şerefeli minaresi. En tepe noktasına 230 basamakla çıkılıyor. Fakat oldukça dar. Çünkü Sinan minarelerin olabildiğince zarif olmasını istiyordu. İşte bu yüzden Sinan minarelerdeki kurşun kenet sistemini değiştirir ve hem yatay hem dikey çift yönlü olarak uygular.
Bu da minarelere ekstra bir esneklik kazandırır. Peki Süleymaniye'nin minareleri ne kadar esnek? Biz bu araştırmada Süleymaniye Camii'ni 3 boyutlu olarak modelledik. Yapının depremde nasıl bir davranış göstereceğini ve bu davranış altına nasıl yüklerle karşılaşacağını inceledik. 17 Ağustos Kocaeli depremini simüle ederek onun sonuçlarını inceledik. Büyük kubbenin tepesinde yaklaşık 0.3 cm, yüksek olan güney ve doğu minarelerinin tepesinde yaklaşık 10.5 cm hareket gördük. Yaptığımız simülasyonlarda en yüksek sonuçları Kobe depreminin etkisi altında gördük. Kobe depremi etkisi altında yüksek olan güney ve doğu minarelerin tepesinde yaklaşık olarak 25 cm hareket gördük. Ve bu hareket karşısında yine de bina yıkılmadığı tespit edilmiştir. Ve bu minarelerin en fazla yaklaşık olarak 44-45 cm'ye kadar bir harekete dayanacağı tespit edilmiştir. 5 asırlık bir yapı için böyle bir sonuç alınması Mimar Sinan'ın ne kadar dahi bir insan olduğunu göstermektedir. 21. yüzyıl teknolojisiyle inşa edilse Süleymaniye'nin 75 metrelik minareleri maksimum 13 santimetre esneyebilirken Sinan'ın 5 asır önce çelik ve çimento kullanmadan inşa ettiği minareler tam 45 santimetre esnese dahi yıkılmıyor. Bugün 181 metrelik bir gökdelen bile en tepe noktasında 32 santim esnerken Süleymaniye'nin minareleri modern mimariden 3 kat daha esnek. Bu yüzden devasa ölçülerine rağmen Süleymaniye yapılışının üzerinden geçen 5 asırda 89 depremden hiç hasar almadan çıkar. Süleymaniye'nin yumurta akıyla yapılan minareleri modern gökdelenlerle yarışır sağlamlıkta ve 8 şiddetinde depreme bile dayanıklı. Yani 17 Ağustos depreminin 7 katı büyüklüğünde bir sallantıda dahi Süleymaniye yıkılmaz. Fakat Sinan'ın Süleymaniye minarelerine sakladığı tek sır antisismik yapı değildir. Bir rivayete göre Sinan'ın uzun süren zemin etüdü caminin mali sebeplerle bitirilemediğine dair dedikodulara yol açar. Ve Kanuni'nin en büyük rakiplerinden İran Şahı Tahmasp bunu fırsat bilip sultanı aşağılamak için bir sandık dolusu altın ve mücevher gönderir. Eğer paranız yoksa caminin inşaatını bununla tamamlayın diye de haber yollar. Rivayet o ki buna çok sinirlenen Kanuni Sultan Süleyman bütün altın ve mücevherlerin toz haline getirilerek caminin harcına katılmasını emreder. Sinan bu altın ve mücevher tozlarını bu minarenin harcına katar ve bir rivayete göre her gün batımında bu minare mücevher gibi parıldar. O nedenle cevahir minaresi olarak bilinir. Peki bu efsane gerçek mi? Minarenin harcında altın ve mücevher var mı? Şimdi bunu test edelim. Profesör Hikmet Kırık, yapım ekibiyle birlikte iki büyük minarede bir gözlem yapacak. Ve güneşin camiye yatay bir açıyla değdiği saatlerde minarelerden birinde parlama olup olmadığını tespit etmeye çalışacaklar. Hocam şu anda Süleymaniye'nin kubbesindeyiz ve iki farklı minaresine ayarları tamamen aynı şekilde yapılmış iki farklı kamera kurduk ve bir saat kayıt alacağız. Herhangi bir minareden yansıyan ışık seviyesi diğerine göre farklılık gösterirse eğer biz bunu kameralardaki kayıtlardan çok rahat bir şekilde elde edebileceğiz. Çok ilginç. Yaklaşık 2 saatlik gözlemin ardından Süleymaniye'nin doğu minaresinde ikizinden farklı olarak renk değişimi ya da parlama olmadı. Peki cevahir minare sadece bir efsane mi? Bir harç hazırlayacağız ve bir küçük duvar öreceğiz. Bu duvarda bunun görülüp görmeyeceğini de tespit edeceğiz. Bir ölçü tuğla kırığı ve iki ölçü taş kırığını karıştırarak bir harman elde edeceğiz ilk öncelikle. Sahte pırlantalarımızı harcımızın içine ilave edelim. Kirecimizi ilave ediyoruz.
harcımızı şuraya alalım. Duvarımızı ortaya alalım. Duvarımız bitti. Siz bu duvarda herhangi bir pırıltı görebiliyor musunuz mücevherden kaynaklı? Ben göremiyorum. Ben de göremiyorum. Çünkü bu şekilde bir parlaklık bu mücevherlerle veya herhangi bir malzemeyle bu dönem harçlarında elde edilemez. Hele ki altını hiç göremezdik. Süleymaniye Camii restorasyonu yapılırken yaptığımız analizlerde de herhangi bir mücevher, altın vesaire şeylere rastlamadık. Öyle bir şey söz konusu değil. Yapılan analizlerde de bunu görmedik. Süleymaniye'nin harcında toz halinde mücevherler olsa bile bu gözle görülemez. Modern bilim cevahir minare efsanesini çürütüyor. Fakat Sinan bu görkemli yapının duvarları içine mücevherden çok daha kıymetli bir şey saklar. Gözle görülmeyen ve bilimin ancak 5 asır sonra ortaya çıkardığı bir şey. Milattan sonra 535, Konstantinopolis. Isidoros ve Anthemius merkezde 24 metrelik 4 dev fil ayağının üzerine kurguladıkları yapıyı yükseltirler. Ancak geniş bir üst galerisi olacak olan yapının ayakta kalması için daha fazla taşıyıcı güce ihtiyaçları vardır. Bu dev mabedin taşıyıcı gücünü 40'ı zeminde, 67'si üst galeride toplam 107 sütunla desteklerler. Ancak binanın asıl ihtiyaç duyduğu statik gücü, fil ayaklarının hemen ardına inşa ettikleri 10 metre genişliğindeki dev fayandalar sağlayacaktır. 1000 yıl sonra Mimar Sinan da 4 fil ayağı üzerine kurgulu ve 2 yarım kubbe ile genişletilmiş bir yapı inşa eder. Fakat ana kubbenin taşıyıcı sistem için nasıl bir yük oluşturacağının farkındadır. Çünkü geçmişte bundan daha fazlasını da yapmıştır. Sinan Şehzade'de bir kubbeyi 4.5 kubbe üzerine oturtmayı başarmıştı. Ancak bu tasarımın risklerini görerek Süleymaniye'de ana kubbeyi 2.5 kubbe üzerine oturtmaya karar verir. Fakat bu kez inşa edeceği kubbe Şehzade Camii kubbesinin 2 katı büyüklüğünde olacak ve 1.5 katı yüksekte duracaktı. Bunun için kazık temel ve kurşun kenet sisteminden daha fazlasına ihtiyacı vardı. Kusursuz bir statiye. 1553 İstanbul. Sinan statik için en kritik hamlesini yapar. Süleymaniye'nin fil ayaklarını yerleştirir. Her biri imparatorluğun dört bir köşesinden getirilen 9 metre boyunda ve 32 ton ağırlığında 4 dev sütun. Yüzlerce forsanın günler süren uğraşıyla Haliç'ten şantiye alanına çekilen bu dev sütunlar binanın omurgasını oluşturur. Süleymaniye Camisi yapıldığı dönem itibariyle tamamen yığma taş bina olarak yapılmıştır. Bu yükü taşıyabilmek için 4 fil ayağı üzerine kurulmuş bir yapıdır. Yapının ağırlığı toplamda 68 bin ton. Bu fil ayakları başına düşen 8 bin ton ağırlık demek. Her bir fil ayağı 8 bin ton taşımakta. Geri kalan 36 bin tonu da dış duvarlara dağıtarak binanın taşıyıcı sistemini oluşturmaktadır. Buradaki ana unsur fil ayaklarıdır. Yığma taş usulü bir binada tıpkı denge oyununda olduğu gibi yapı ağırlaştıkça yapı elemanlarının oturacağı zemin de genişlemek zorunda. Örneğin Keops piramidi 5.9 milyon ton ağırlığındadır. Ancak 53 bin metrekarelik bir zemine oturur. Yani Süleymaniye'nin 13 katı bir alana. Yığma taş bir binada taşıyıcı elemanlar olmadığı için statik yapı elemanlarının kendisidir. Yani yapı elemanlarından biri yerinden oynarsa yapı yıkılır. Ancak Süleymaniye sadece 1 metre kalınlığındaki duvarların üzerine oturan bir yapıdır. Tüm yük duvarlara ve taşıyıcı sütunlara binecektir. Bu yüzden Sinan tıpkı Ayasofya'da olduğu gibi yapının fil ayaklarını hayandalarla destekler.
Peki ama bu ikinci taşıyıcı sistem statiğe nasıl katkı sağlar? Fil ayaklarından metrelerce uzaktaki bu ağırlık kuleleri, kubbeyi ve binayı nasıl taşır? Mimar Sinan burada fil ayaklarını destekleyecek payandalar tasarlıyor. Bu payandalar hem fil ayaklarının zemine ilettiği yükü yüzey alan olarak arttırıyor, hem de bina ağırlığında fil ayaklarının yarısı kadar bir yük de almış oluyor. 4'er bin ton da payandalar yük aldığı için 20 bin tonluk bir alan kalıyor. Bu da duvarlar aracıyla taşınıyor ve daha rigid bir yük dağılımı oluyor. Süleymaniye'nin toplam ağırlığı dengeli dağıtılmazsa inşaat statik bir intihara döner. Sinan bunun için merkezde inşa ettiği 4 fil ayağının her birine 8 bin ton yük yükler. Kalan 36 bin ton yükü ikinci taşıyıcı elemanlarının üzerine bindirir. Yan cephedeki payandalara 4 bin ton ve duvar üzerine 1000 ton yük iletir. Kıble duvarındaki 6 payandaya ise 1500 ton yük dağılır. Sinan her cephede toplam 9 bin ton yük olmak üzere tüm yükü eşit şekilde dağıtır. Ancak bir sorun vardır. Fil ayakları ile ağırlık kuleleri arasında kalan bölümün cami ana yapısına katılması gerekir. Ve 1000 yıl önce Isidoros bu hatasının bedelini ağır ödemiştir. Milattan sonra 536, Konstantinopolis. Isidoros ve Anthemius'un dev payandaları Ayasofya'nın alt ve üst galerilerini böler. İki zeki adam bu alanları da yapı içine katmak için büyük bir hata yapar ve payandaların içini oyup koridorlar açar. Böylece yan galeriler duvar kesintisine uğramadan daha geniş bir görünüm kazanır. Fakat bina destekleyici gücünü kaybeder. 2000 tonluk kubbe tamamlandığında o kadar ağırdır ki ana sütunlar yükü taşıyamaz ve payandalar bel vermeye başlar. Koridor tonozları yamulur, sütunlar kaidelerinden oynar. Mimarlar derhal ana kolonları ve tonozları tahkimat duvarlarıyla güçlendirir. Fakat çok geç kalınır, kubbe kasnağı yamulur ve Ayasofya'nın görkemli kubbesi elips şeklini alır. Sinan, fil ayaklarıyla ana payandalar arasındaki 7 metrelik mesafeyi de camiye katmak ister. Ancak Ayasofya'dakine benzer bir sorunla karşılaşmaktan da korkar. O da çözümü gotik mimariyle özdeşleşen uçan payandalar yapmakta bulur. Ayasofya'da düz payandalar tasarlanıp galeriler sonradan açılırken, Sinan en baştan boşluklu uçan payandaları kullanır. Bunlar, yapıya aynı statik desteği verirken düz payandaya göre alan tasarrufu sağlar. Ve Sinan bu payandaları duvarların arasına saklayarak adeta binanın içine gömer. Dışarıdan bakıldığında Ayasofya'daki gibi eklektik değil, adeta binanın doğal bir parçası gibi görünür. Sinan'ın tasarladığı taşıyıcı sistem ilk günkü formunu korur. Ancak kubbenin inşasının önünde hala bir dizi engel vardır. 976 tonluk bir kubbeyi yerden 14 katlı bir bina kadar yukarıda ve mutlak daire şeklinde tutmak için Sinan'ın bir dizi değişkeni iyi hesaplaması gerekir. Bazı rivayetlere göre Sinan kendi geliştirdiği hesap sistemleri sayesinde çağını aşan yapılar inşa edebilir. Peki gerçekten Sinan yeni bir işlem keşfetmiş olabilir mi? 16. yüzyılda çalışan bir matematikçinin ya da bir mimar ustasının elinde olan hesaplamalı araçlar çok kısıtlıydı. Pergel var, cetvel var, abaküs var. Bugünün kavramları ve araçlarıyla geçmişe baktığımızda Mimar Sinan gibi birinin yaptığı eserleri yapmak için şu anda neye ihtiyacımız olduğunu çok iyi biliyoruz. Ancak tabii ki o dönem içinde onlar da çok iyi biliyorlardı neye ihtiyaçları olduğunu, ama bunları bizim kullandığımız dil ya da araçlarla ifade etmiyorlardı. Onlar daha farklı bir şekilde ifade ediyorlardı. Bütün problemler için çözümleri yoktu ama ellerindeki problemlerini o günkü imkanlarla nasıl çözeceklerini çok iyi biliyorlardı. Mimar Sinan bu açıdan iyi bir örnek, çünkü yarattığı eserler şu anda bile ayakta. O açıdan hani çözdüğü problemleri çok iyi çözdüğünü söyleyebiliriz. Ama bugünün kavramlarıyla baktığında statik hesabı yapıyor muydu? Zannetmiyorum yaptığını. Buna ihtiyacı var mıydı? Yoktu, ama nasıl yapacağını biliyordu.
kağıt kaleme dökmeden de yapabiliyordu. Sinan, pergel, cetvel ve abaküsün en teknolojik hesaplama yöntemi olduğu bir çağda kusursuz bir kubbe için neyin gerekli olduğunu hesap edebilmişti. Ve Süleymaniye'nin görkemli kubbesi, inşasının üzerinden geçen 470 yılda ilk günkü formunu korumaya devam eder. Koca Sinan, Süleymaniye'de gerçek bir deha ortaya koyar. Bu devasa yapının yer çekimi merkezi 15.8 metre yüksekliğinde, yani duvarlardan daha alçak. İşte bu nedenle cami oldukça dengeli. Ayrıca yapının ağırlık merkezi ve geometrik merkezi de çok ufak bir sapmayla tam da yer çekim merkeziyle aynı noktaya denk gelmektedir. Yani caminin kütle, hacim ve yer çekim merkezleri matematiksel olarak mutlak bir uyum içindedir. İşte bu gerçek bir dehanın göstergesi. Haziran 537, Konstantinopolis. Ayasofya'nın açılışına 6 ay kalmıştır. İhtiyar Anthemius ölür ve Isidoros görkemli mabetle baş başa kalır. Noel'e kadar yapıyı tamamlamak için bazı riskler alır. Hızlandırılmış inşaatta bazı mermerler sıvaların kuruması beklemeden kapatılır. Rölyefler tamamlanamaz ve kubbe kasnağındaki yamukluk düzeltilmeden bırakılır. Artık görkemli mabedin sadece Isidoros'un bildiği bir sırrı vardır. 16 Ağustos 1556, Süleymaniye'nin ana kubbesi tamamlanır. 7. yılına giren inşaatta sona gelinir ve Sinan artık yapının diğer detaylarına odaklanır. Bu kez mimarlık ve matematikte gösterdiği dehasını kimya bilgisinde göstermek üzeredir. Sinan caminin aydınlatmasını kubbede 32, duvarlarda 138 pencereyle sağlar. Ancak bu sadece gündüz aydınlatması içindir. Esas sorun gecelerdir. Bunun için 275 kandillik bir sistem kurar. Ancak Sinan, Roma mimarisinin en büyük problemlerinden birinin kandil dumanlarının zaman içerisinde bina içini karartması olduğunu biliyordu. Ve inşa edeceği bu mabette 2000 yıllık bu kadim sorunu çözmek için dahiyane bir yöntem geliştirdi. Kandillerden çıkan isler hiçbir yere zarar vermeden belli yerlerden rüzgar havayı alıyor. O hava sirkülasyonuyla arkada is odası var. İs odasında o isler toplanıyor. Şimdi orada toplanan isler hacca giden develerin örgücüne bağlanıyor. Örgüç denir. Örgüce bağlanıyor. Sallanıyor. Sallandıkça is mürekkebi haline geliyor ve burada is mürekkebi olarak kullanılıyor. En kıymetli mürekkep o zaman da is mürekkebi. Süleymaniye'de kandillerden yükselen isler belirli bir yüksekliğe ulaşınca kıble duvarından gelen yatay yönlü bir hava akımıyla perdelenir. Bu hava duvarına çarpan isler giriş kapısı üzerindeki açıklığa yönlendirilir. İsler bu açıklıktaki deliklerden geçip tek bir odada toplanır. Böylece kandil isleri yapının kubbesine ulaşamaz ve is odası olarak bilinen odada biriken isler duvardan kazanıp ünlü Süleymaniye is mürekkebine dönüştürülür. Sinan ilk kez 4000 yıl önce akat tabletlerinde geçen damıtma yöntemini basit bir sistemle Süleymaniye Camii'nde uygular. Peki bu sistem nasıl çalışıyordu? Cevap oldukça basit. Şimdi bu gaz lambasını camideki kandil gibi düşünelim. Bu da bizim is odamız olsun. Görüldüğü gibi is odasında is birikmiş oldu. Bu biriken is duvarlardan kazınarak, çalkalanıp çağının en değerli mürekkebi elde ediliyordu. Sinan sadece taşın sırrını keşfetmemişti. Aynı zamanda tarihte ilk kez bir camiden mürekkep elde etmenin de yolunu bulmuştu. Ve buradan elde edilen mürekkeplerle binlerce sayfa el yazması eser yazıldı. Ve bugün bu eserlerin çoğunluğu camiden 100 metre uzakta tutuluyor.
Burası dünyanın en zengin yazma eser koleksiyonlarına ev sahipliği yapan Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi. Şimdi özel izinle yazma eserlerin bulunduğu depoya gireceğiz. Merhaba Mustafa. Hoş geldiniz hocam. Buyurun hocam. Onaylandı. Buyurun hocam. Hocam kütüphanemizde 100 bin cilt adet yazma kitap, 80 bin cilt adet de matbu eser bulunmaktadır. Şimdi size Hamidiye Kütüphanesi'nin olmuş olduğu kısmı açıyorum. Hocam bu kütüphanede Süleymaniye Camisi İS Odası'ndan elde edilen mürekkeplerden yazılmış kitaplar da mevcuttur. Tüm bunlar dahi mimarın kimya bilgisinin bir sonucudur. Fakat Süleymaniye'de ortaya koyduğu deha sadece bu değildi. Koca Sinan'ın Süleymaniye'de kullandığı kimya bilgisinin en sıradışı örneklerinden biri deve kuşu yumurtasıdır. Sinan deve kuşu yumurtası kokusunun haşereleri kaçırdığını fark etmiş ve camiyi haşerelerden korumak için 60 tane deve kuşu yumurtası yerleştirmiştir. Yapılan araştırmalar bir deve kuşu yumurtasının 60-65 metrekarelik alanda etkili olduğunu göstermiştir. Ve 60 adet yumurta Süleymaniye'nin tüm iç alanı için tam da ihtiyaç olan sayıdır. Fakat dahi mimarın çözmesi gereken son bir sorun daha vardır. Akustik. Ses hızı elbette yavaşlatılamaz. Ancak doğru bir akustik tasarımla sesin bina içinde daha uzun süre kalması sağlanabilir. Sinan, mikrofonun olmadığı bir çağda sesi mabedin içinde eşit şekilde dağıtmak zorundaydı. Peki ama bunu başarabildi mi? Şimdi çıplak bir sesin Süleymaniye içinde neler yapabileceğini test edeceğiz. Yapım ekibi Süleymaniye'nin üst ve alt galerilerinde farklı yerlerine 3 ayrı desibel metre koyarak müezzinin çıplak sesle okuyacağı ezanın bina içindeki dağılımını kayda alacak. Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allah. Cami iç alanının merkezinde, yan galeride ve giriş kısmında yer alan 3 ayrı ölçüm cihazı, yapı içindeki ses değişimini anlık olarak kaydetti. Ve sonuçlar oldukça şaşırtıcı. Müezzinin merkezde okuduğu ezanın ses yüksekliği, sadece birkaç desibel kaybederek tüm yapı içinde tur atıyor ve her köşeden eşit olarak duyulabiliyor. Minberin yanı başındaki ile 70 metre uzakta kapı kenarında oturan biri imamın sesini eşit olarak duyuyor. Yani Süleymaniye'nin akustiği 5 asırdır kusursuz çalışıyor. ...25 Aralık 537... 900 yıl boyunca yeryüzünün en büyük mabedi olarak kalacak görkemli Ayasofya tamamlanır. Ancak dev kubbesi Ayasofya kadar uzun ömürlü olmayacaktır. 14 Aralık 557'de yaşanan bir depremde 2000 tonluk kubbe inşasından 20 yıl sonra yıkılır. Isidoros o gün hayatta olmayacak kadar şanslıdır. Ancak onun yarım bıraktığı işi yeğeni genç Isidoros tamamlar. Kubbe kasnağındaki yamukluğu fark eden genç adam elips bir kubbe yapıp pencereleri kubbeye değil kasnağını açarak statik sorununu çözer.
genç Isidoros'un kubbesi 1500 yıl ayakta kalır ve günümüze ulaşır. Ancak Ayasofya'nın kubbesi sonsuza dek elips olarak kalır. 15 Ekim 1557. Ayasofya'dan 1020 yıl sonra Süleymaniye 7 yılda tamamlanır. Mimar Sinan sultana vaadini tutar ve kıyamete kadar ayakta kalacak görkemli bir cami sunar. Caminin kıble duvarından cümle kapısına olan mesafesi 121 metre, en yüksek minaresinin boyu 75 metredir. Böylece Sinan caminin en boy oranını 1.613 olarak tutturur. Bu devasa yapıyı binde beşlik sapmayla altın oranında tasarlar. Yani doğanın mutlak güzellik oranında. İşte bu estetikle zekanın gerçek birleşimidir. Bugünkü Fatih Camisi ilk yapılan Fatih Camisi ile aynı değil. 1462'de yapılan ilk cami 1766'da depremle yıkılıyor. Sonrasında 1771 yılında tekrar inşa ediliyor. Tekrar inşa edilen cami bir öncekinden daha büyük olarak inşa ediliyor. Yani burada Mimar Sinan Şehzade yaptığı dönemde Fatih Camisi'nden daha büyük yapmış aslında. Yani Mimar Sinan Süleymaniye'de değil, Şehzade Camisi'nde dahi Fatih Camisi'nden daha büyük bir eser ortaya koymuştur. İnsanlar aslında Ayasofya ile Süleymaniye Camii'nin birbirine benzediklerini düşünürler. Asıl benzerlik Ayasofya ile 1580 yılında Mimar Sinan'ın yaptığı Kılıçali Paşa Camii'ndedir. Bu cami Ayasofya'nın küçük bir kopyasıdır. Fil ayakları ve destekleyici yan taşıyıcıları, üç kenarında oluşturulan galeriler, hatta apsis kısmı bile tamamen birebir Kılıçali Paşa Camii'nde kopyalanmıştır. Aslında Mimar Sinan Süleymaniye'yi yaparken Ayasofya'nın birebir kopyasını yapabileceğini bize bu camiyi yaparak göstermiştir. Mimar Sinan İstanbul'un en büyük Selatin Camisi'ni aslında Süleymaniye'den çok önce inşa eder ve Süleymaniye'de Ayasofya'yı taklit etmediğini yıllar sonra Kılıçali Paşa Camii'ni yaparak gösterir. O, Süleymaniye ile sadece İstanbul'un değil, tüm Osmanlı coğrafyasının en büyük camisini inşa eder. 180 bin metreküp hacmi ile Süleymaniye, sanılanın aksine Sultanahmet ve Selimiye'den daha büyüktür. Ve Büyük Çamlıca Camisi yapılana kadar 462 yıl Türkiye'de inşa edilen en büyük cami olarak kalır. Ancak kubbe çapı Ayasofya'nınkinden 4 metre daha küçük. Koca Sinan en büyük kubbeyi inşa etmemiştir. Henüz. Mimar Sinan altın üçlemesinin ikinci halkasında bir şaheser inşa eder. Böylece sadece İstanbul'un en büyük Selahattin Camii'ni yapmakla kalmaz. Aynı zamanda dünyanın en büyük mabedine de meydan okur. Bıraktığı şaheser 5 asır boyunca geçilemez. Ancak Sinan mimarideki son sözünü henüz söylememiştir. Asıl amacı İslam coğrafyasındaki en büyük kubbeyi yapmak ve klasik mimarinin oranlarını aşarak en yüksek minareleri inşa etmekti. Bunun için matematiğin sınırlarını zorlaması ve bu kez sanayi devrimi sonrası dünyaya meydan okuması gerekecekti. Peki bunu başarabildi mi? Cevap 11 yıl sonra başlayacağı ustalık eseri Selimiye'de saklı.